ARGE Şirketler Topluluğu Ali Rıza Gök sponsorluğunda birlikteliğimiz devam ediyor. Evet, belirttiğimiz gibi canlı yayın konuğum geldi efendim. Şanlıurfa Şıracılar ve Kuruyemişçiler Oda Başkanı Sayın Ahmet Aslan. Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk efendim. Efendim nasıl, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkürler efendim. Biz sizi tanıyoruz ama tabii ki bizi izleyen dostlarımızın tanıması açısından kendinizi kısaca tanıtır mısınız efendim? Efendim, öncelikle Güneydoğu TV izleyicilerine günaydınlar diliyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum. Siz Mehmet Demir ve Güneydoğu TV ailesine de beni burada ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler efendim. Şeref verdiniz. Efendim, ben Ahmet Aslan. Şanlıurfa Şıracılar ve Kuruyemişçiler Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktayım. Evet. Şırapazarı içerisinde kendime ait iş yerim var ve fıstık ticaretiyle meşgulüm. Ben Fıstık derken Urfa fıstığı değil mi efendim? Urfa Altını fıstığı çizelim onu başkan, evet. efendim. Onu ileriki zamanda Sürekli biraz söylerim bol bol onu, evet. değineceğiz yani. İnşallah onu tanıtacağız. Evet. Efendim bir de Şanlıurfa'mızın 100. kuruluş yıl dönümü pardon. Kurtuluşu. Şanlıurfa'mızın kurtuluşu 100. yıl nedeniyle de Peygamberler Şehri Şanlıurfa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor. Bağımsızlığımız için mücadele ederek bu toprakları bizlere vatan kılan şanlı ecdadımızı saygı, rahmetle ve minnetle anıyorum. Çok Aynı güzel efendim. zamanda Güneydoğu TV'nin 25. kuruluş yıl dönümüymüş. Burada da ben Güneydoğu TV ailesine de nice 25 yıllara diyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Çok Rica sağ olun. İnşallah nice 25 yıllara efendim. Nice Nice 25 100 yıllar yıllara diyelim. inşallah. Evet. Sayın Başkanım, tabii ki programımızın akışına geçeceğiz ama gerek kuruyemiş, gerek fıstık, gerek şile. Öncesinde içinde bulunduğumuz bir koronavirüs belası var. Covid-19. Neler Evet. söyleyeceksiniz bu konuda efendim? Malumunuz 3,5-4 ay önceydi. Çin'in bir eyaletinde ilk vaka meydana gelmişti. Evet. Ondan sonra da çok kısa bir zaman zarfı içerisinde dünyanın dört bir yanına yayıldı. Tabii buranın Evet. ülkemizde, Türkiye'mizde içerisindeydi. Gerek hükümetimizin almış olduğu kararlar ve tedbirler olarak bizim vatandaşlarımız sağlığı için hükümetimizin aldığı kararlara biz de Şıracı Odası olarak onlara uyarak bazı kararlar aldık. Hı. Aldığımız kararlar da şu şekildeydi. Şırapazarı içerisinde malumunuz %70-75 fıstık ticareti yapan esnafımız var. Evet. Diğer kısmı da süt ve süt ürünleriyle meşgul esnafımız. Yani peynir, yoğurt, Peynir, süt, yoğurt. evet. Biz onun detayına gireceğiz. Evet. Fıstık ticareti yapan esnafımızdan rica ettik. Dedi eğer mümkünse bir 15 gün, 20 gün hükümetimizin almış olduğu karara uyaraktan iş yerlerini açmamalarını ricasında bulunduk. Diğer esnafımızın da %25-30 esnafımızın da süt ve süt ürünleriyle ticareti yapan esnafımızın malumunuz biz bahar mevsimindeyiz. Tam Kuzulama dönemi diyorlar, yani evet. tam mevsimi olduğundan dolayı kendilerine dedik ki sabahleyin 7 ile öğleyin 12 arasında iş yerlerinizi açın. Evet. Ondan sonra da kendi izolasyonlarını koruyun. Sosyal mesafenizi koruyun. Esnafın ve vatandaşın hijyenik olması için, Hı. sağlığı için de efendim eldiven ve maske kendi imkanları esnafımızın kendi imkanlarıyla aldıkları maske ve eldivenlerle de kendi hijyen gerek sattığı ürünlerin hijyenik olması için ve vatandaşların sağlığı için de bu Evet. şekilde bir tedbir aldılar. Bir de bizim Halilye Belediyesi tarafından da sağ olsun kendilerine müracaat ettik. Bir 10 gün bir zaman zarfı içerisinde 3 defa şıra halini ve iş yerlerimizi dezenfekte ettiler. Ondan sonra da malumunuz geçen cumartesi sokağa çıkma yasağı vardı. Ondan bir önceki cumartesi günü de Halilye Belediyesi'ne yine müracaat ettik. Hı. Şire halının içerisini komple köpüklü suyla yakadılar. Ben buradan Halilye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Can Polat Temizlik İşleri Müdürüne ve ekibine de bize yapmış oldukları hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Çok Şahsım ve teşekkürler. odam esnafım adına teşekkür ediyorum. Başkanım gireceğiz. Bir canlı bağlantımız varmış. Güneydoğu TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Neşet Kapaklı hattımızda. Sayın Kapaklı hayırlı sabahlar efendim. Hayırlı sabahlar Mehmet Bey. Efendim ben hem bizi izleyen dostlarımız adına hem kendi şahsım adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. Memleketimize böyle güzel bir kurumu yaklaşık 25 yıldır kazandırdığınız için efendim. Evet, biz de teşekkür ederiz Mehmet Bey, sağ olun. Dünden beri gerçekten tüm izleyiciler
Sağ olsun, siz de yapmış olduğunuz çalışmalar sonucunda 25. yıl kutlamalarını yapıyorlar aslında. Biz Güneydoğu TÜİ olarak 11 Nisan'da çok geniş kapsamlı bir kokteyl düzenleyip halkımızla bunu kutlamak istiyorduk ama malum korona nedeniyle bunu iptal etmek durumunda kaldık. Tabii 25 yıl gerçekten çok uzun bir süreç, bir çeyrek asır. Bu süreç içerisinde inanılmaz gelişmeleri birebir tanıklık yapan bir kardeşiniz olarak geçmişe baktığımda insan bazen hüzünleniyor, bazen seviniyor, bazen mutlu oluyor. Böyle karma karışık bir duygular içerisinde oluyor. Ama 25 yıllık süreç içerisinde yani Güneydoğu Televizyonu'nun Şanlıurfa'ya, Urfa'mıza, ilçelerimize, Türkiye'mize birçok alanda çok büyük katkılar yaptığına inanıyorum. Şanlıurfa demokrasinin gelişimi açısından çok büyük katkılar yaptığını düşünüyorum. Gerçekten 25 yıldır objektif yayıcılığa önem veren, kişilerin hak ve özgürlüklerine dikkate alan, habere verirken toplumsal olayları dikkate alan, kendi içerisinde çok başarılı olduğuna inanıyorum. Saygın bir kuruluş olduğuna inanıyorum. Bu tabii ki Şanlıurfa halkıyla birlikte olmuştur. Yani televizyon, medyaya baktığınız zaman kurumsal olarak devam eden ilk baştan bugüne kadar yani el değiştirmeden hep aynı yönetimler çerçevesinde devam eden bir kuruluş. Bu da aslında istikrar açısından çok önemli. Güneydoğu TV ayakta tutan tüm Şanlıurfa halkına da bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Çünkü sonuçta biz yayın veriyoruz, işte siz programlar yapıyorsunuz. Bunların geri dönüşümü tamamen reklamlarla oluyor. Yani sadece TürkSat'a inanılmaz dolar bazında ücret ödendiği, her ay ödendiği, işte çok büyük giderin olduğu bir kuruluş. Yani öyle basit bir olay değil bu. Tabii bunların geri dönüşümü tamamen tek bir gelirin reklam olduğunu düşündüğümüz zaman demek ki 25 yıldır bu Güneydoğu TV varsa Şanlıurfa halkının sayesinde var olmuştur. Onların desteğiyle var olmuştur. Yani karşılığı verilmemesi halinde bu kadar uzun süreli bir yayının yapılması söz konusu olamazdı. Ama şunu çok iyi biliyorum. 25 yıldır bu duruma gelen, bu kadar badireleri atlatan, bu kadar ekonomik sıkıntılardan bir şekilde çıkmış olan Güneydoğu inşallah bundan sonra bir yeni 25 yılları daha görmüş olur. Yeni nesildeki arkadaşlarımızla birlikte. Güneydoğu'da görev alan tüm arkadaşlarımız 25 yıldır ayrılmış olsalar da, farklı kurumlarda olmuş olsalar da Güneydoğu ismi geçtiğinde o televizyon benim televizyon dediklerine ben %100 inanıyorum. Çünkü her arkadaşımız burada çok büyük emek verdi. Ayrılırken de hiç kimse kötü bir şekilde ayrılmadı. Hep farklı mazeretler, özel mazeretlerden dolayı ayrıldı. Ve çok uzun süredir zaten birlikte olan arkadaşlarımız var. Belki başarısının bir sırrı da mevcut kadronun yıllardır birlikte olması ve kendini sürekli yenilemesi. Biz yayıncılık olarak Şanlıurfa'mızın önce Urfa diyoruz, önce Türkiye diyoruz. Gerçekten önce Urfa'mızın ve Türkiye'mizin menfaatlerini ön plana getiriyoruz. Şanlıurfa'da barışın, huzurun, istikrarın olması için önemli bir medya kuruluşu olarak elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Karasal yayınlardan geldik buralara. Karasal yayınlarda ilçe ilçe o dağları tek tek dolaşan bir kardeşim. Yani neler, ne çileler çektik. Daha sonra tabii uydu pozisyonu olunca yerelden uyduya o artık karasal yayınlar, antenler hepsi nostalji olarak kaldı. Hiç unutmuyorum, radyo vardı. O zaman hemen radyolar çıkmıştı. Bir mekan ayarlamak gerekiyordu. Biz o zaman kapaklı oteli vardı. Otelde bir odayı hemen stüdyoya çevirip çok böyle sıradan malzemelerle hemen radyo oluşturduk. Hatta rahmete kavuşan Halil Güner ağabeyimiz o zaman gazetede yazı yazıyordu. Radyo duyunca ki çok radyo eski insan olduğu için o eski TRT'nin radyosundan gelen nostaljiyle ya bu nasıl oluyor bu özel radyo diyerekten otel odasına girmiş stüdyo olan bölüme girdikten sonra spiker arkadaş
Halil amca bir hoyrat çeker misin? Çünkü çok güzel sesi vardı Halil amcanın, Halil Biner Bey'in. Allah rahmet eylesin. Amin Bak efendim. nereden biri almış olduk. O da tabii olayın farkında değil. Otel odasında bir odaya giriyor ve stüdyo ortam olduğu için hoyrat çekiyor. O sırada da bütün turistler var. Hoyrat sesiyle beraber sabah erken saatinde turistler yerlerinden kalkıyorlar. Bu ses nedir, ne oldu? Herhangi bir baskı mı var gibi. Böyle çok ilginç anılar ve anekdotlarla biz buralara geldik. Otel odalarından, normal sıradan yerlerden böyle tırnaklarla kazına kazına gelindi. Gerçekten kolay bir süreç olmadı. Şu anda canlı yayın araçlarıyla, son derece teknik donanımıyla şu anda üretirken her yerinden her an canlı yayına geçebilecek bir kapasiteye sahip olduk. Olayları gerçekten siz başta olmak üzere tüm arkadaşlarımız yakından takip ediyor. İnşallah koronalı günler biter. Daha güzel günlerde daha güzel programlar yapmak Allah size nasip eder. İnşallah Hep efendim. beraber Şanlıurfa'mızın ekonomisinin kalkınmasına, özellikle turizm yönünden bize çok büyük görev düşüyor Mehmet Bey. Şanlıurfa'nın aslında bir tarımı var, bir de turizmi var. Biz sanayi olarak elbette sanayinin de gelişmesi için elimizden gelen gayreti yapıyoruz ama gerçekçi ve objektif olmak gerekiyor. Güneydoğu Televizyonu'nun özellikle turizm açısından başta Göbeklitepe, Vakfıgöl, Hazreti Haran vesaire olmak üzere tüm dünyaya şehrimizi, Urfa'mızı daha nasıl iyi tanıtabiliriz meselesini vererekten yakında parlayacak güneşle birlikte yeniden tüm otellerimizin doluluk oranlarının %90'lara, %100'lere geleceği günleri görmek Allah bize nasip eder. Bu İnşallah. mevsimde Nisan ayında en yakın tüm otel sahiplerinin birebir arkadaşlarım arardık, rica ederdik. Lütfen bir oda, sadece bir oda, dışarıdan gelen bir misafirimiz yer bulamıyor diye adeta otel sahiplerini yalvarırken ne acıdır ki bugün geldiğimiz noktada tüm otellerimize kilit vurulmuş. Her birinin ayda en az 200-300 bin TL belki kayıpları var. Çok büyük ekonomik anlamda otel sahipleri de turizmciler de elbette birçok iş sektörü gibi çok büyük kayıplar içerisinde. Yani bu olay sadece bir tabii ki otel sahibinin, bir televizyon sahibinin, bir başka esnaf grubunun sorunu değil. Bu hepimizin ortak sorunu. Ama öncelikli konu evet sosyal olaya dikkat edeceğiz, yaklaşıma mümkün olduğunca evlerimizde kalacağız. Bu korona belasının inşallah hem Urfa'da, Türkiye'de ve tüm dünyamızda, İslam ülkelerinde özellikle Haziran ayı gelmeden ben sonlanacağını, Haziran'la birlikte çok güzel günlerin geleceğini, çünkü SARS'ta aslında bu koronanın bir ayrı versiyonu gelmiş, tüm ülkeleri kavurmuş ama Haziran ayıyla birlikte bir anda sonlanmıştı. İnşallah Allah'ımızın da yardımıyla Haziran'da bu işler biter. Ondan sonra bittikten sonra kollarımızı sıvarız. Herkes de birbirine yardım eder. Çünkü yani zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her vatandaş, herkes birbirine çok yardım ediyor. Yani bakın çok kısa bir süre, bir hafta sonra Ramazan. Zaten Ramazan ayında ben hep onu söyledim. Şanlıurfalılar doğal olarak evlerinde ve hemen hemen herkesin de aslında Ramazan ayında tatil yapıyor. Yani bir aylık tatillerini Ramazan ayında kullanıyorlar. Ve göreceksiniz gündüz tamamen sokağa çıkmaya sağ pozisyonu olacak. Akşam da zaten toplu teravihler falan olmadığı için toplu yerler olmayacak. Kahveler falan da zaten kapalı. Akşam da vatandaş belki bir yürüyüşe çıkmış olacak ama yine o sosyal mesafeyi dikkate alacak. Ben Ramazan'ın bitimiyle birlikte Şanlıurfa'nın en azından tümüyle sıfır vaka ineceğini ve Türkiye'nin de aslında sıfır vaka ineceğini ve Ramazan ayıyla birlikte, bayramla birlikte Türkiye'nin çok güzel bir ortama gireceğini düşünüyorum. İnşallah. Türkiye çok güçlü bir ülke. Herkes buna inansın. Ekonomik durumu ne olursa olsun inansın. Güçlü bir devletimiz var. Bu devlet hiç kimseyi mağdur etmeyecektir. Bu sorun bittikten sonra yaralarımızı, belelerimizi hep beraber inşallah hepimiz birbirimize yardımcı olarak bu zorlu süreçten daha böyle dimdik çıkacağımıza, en azından hayatın ne olduğunu belki anlamıyorduk günlük yaşantı içerisinde. Bu olayla birlikte
işte hayatın gerçekleriyle yüzleşmiş olduk. Bu da hepimize her anlamda büyük bir ders olması temennisiyle diyorum size ve konumuzda saygılar sunuyorum. Bizi izleyen herkese selam ve sevgiler. Çok teşekkürler efendim. Saygılar sunuyoruz. Hayırlı günler efendim. Sağ olun. Evet, Sayın Aslan, yönetim kurulu başkanımız Sayın Kapaklı çok güzel noktalara temas etti. Hem doğru, ekonomik doğru. olaylara bahsetti, hem evet. Şanlıurfa'mızın hem tarihi, hem turizm, hem de tarım bölgesi olduğunu belirtti. Evet. İnşallah bu süreçle birlikte bütün bunlar bahara kavuşacak efendim. İnşallah. Biz bir de Şanlıurfa Şacava Kuruyemişler Odası olarak evet. bizim de bir sloganımız vardı. Ben buradan Ömer Bey'e de kendisine teşekkür ediyorum, yönetim kurulu başkanımıza. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı yapmış olduklarınız güzel, objektif haberlerle olsun yapmış olduğunuz yayınlarla Urfa'nın tanıtımında yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı da ben şahsım ve odam adına sizlere teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ederim. Ömer Bey'e teşekkür ediyorum. Koronavirüs oradan başlı böyle devam edelim. O bu adası dediğiyle biz 12'de kapatıyoruz. Değerli dostlar, ben o günü cuma günüydü, saat 11'de program bitti. Ben buradan yayından çıkıp Şile Pazarı'na gidene kadar 12'de kapanmıştı. Yoğurt alamadık efendim. Onu söyleyeyim. Yani Şile Pazarımız 12'den sonra kapanıyor. Değil mi? Onu belirtelim. Evet, evet başkanım. Mehmet Bey, kaldığımız yerden devam edelim. Lütfen buyurun efendim. Biz koronavirüs olayından sonra, hastalığından sonra Şile Pazarı olarak ve yönetim olarak aldığımız kararlar şu şekildeydi. Kaldığımız yerden devam edelim. Sabah saat 7 ile 12 saatleri arasında süt ve süt ürünleri satan esnafımızın işlerini bitirip 12'den sonra, yani saat 1 itibariyle, öğlen 1 itibariyle de Şirak Pazarı'nın komple kapalı olacağını kararını almıştı. Biz bunu tüm esnafımıza bir yazılı olarak da ilettik. Evet. Ben kendim de birebir esnafımla görüşerek kendilere ilettim. Sağ olsunlar, esnafımız gerçekten bu konuda aldığımız karara irayet ederek evet. bizleri memnun ettiler. Buradan da ben yönetim ve şahsım adına tüm esnafıma da teşekkür ediyorum. Gerek kendi sağlıkları için, gerekse de vatandaşlarımız sağlığı için evet. kendilerini izole edip, eve alıp izole ettiler. Zaten daha önce de hükümetimiz belirtmiş olduğu 65 yaş üstü esnafımız için de aynı kararı almıştık. Evet. İkinci hükümetimizin aldığı karara istinaden 20 yaş altı gençlerimiz için de aynı biz kararı aldık. Evet. Esnafımıza ilettik. Sağ olsun esnafımız bu karara uydu, bizleri bayağı memnun etti. Biz Şiracı Odası olarak da aldığımız bir sloganımız vardı. Hı hı. Bizim yaşlarımızın sevgisini kaybetmemek için, çocuklarımızın geleceğini kurtarmak için, kendi sağlığımızı düşünerekten Şanlıurfa'mıza, ilk önce diyoruz Şanlıurfa'mıza, daha iyi günler, daha güzel günlere erken yetişebilmemiz için, erken bulmamız için evde kal Şanlıurfa'm, evde kal Türkiye'm. Hep beraber inşallah bu zor günleri atlatıp i̇nşallah eskisi efendim. Gibi o şaşalı günlere, piknik alanlarına, bir de buradan mesela hükümetimizin aldığı kararlara uyarsak evet. artı malumunuz dinimizde çok önemli olan 3 ayların içerisindeyiz. 10 gün sonra Ömer Bey'in de değindiği gibi Ramazan oruç geliyor. Evet. Biz tekrardan cemaatle kılacağımız cuma namazlarımıza, cemaatle kılacağımız teravih namazlarına, camileri doldurup tekrardan cüzleri dinleyeceğimiz, takip edeceğimiz günlere inşallah bu hükümetimizin aldığı kararlara uyaraktan, kendimizi de izole ederekten çok yakın bir zamanda o günlere kavuşacağımızı tahmin ediyorum. İnşallah efendim. Allah başta İslam coğrafyası, ülkemiz, evet. vatanımız, kendi memleketimizi inşallah Allah en yakın zamanda bu virüs üzerimizden atlatıp tekrar eski günlerimize döneriz. Yani şu an öyle görünüyor ki başkanım, Rabbim nasip ederse iki bayram birden yapacağız. İnşallah. Öyle görünüyor çünkü. İnşallah temennimiz olur, evet. dualarımız o yönde. İnşallah, inşallah. Sayın Aslan, efendim. Şimdi Şiracılar diyoruz. Hı-hı. Şimdi insanlarımızın, gerçi Urfalıların çoğu bilir ama Şanlıurfa dışından bizi izleyen dostlarımız da var. Evet. Şiracı ben biliyorum ama sizin ağzınızdan almak istiyorum ben. Şiracı nedir? Çünkü Kuruyemişi'yi hepimiz biliyoruz. Evet. İşte fındıktır, fıstıktır, çerez vesaire. Şiracı nedir efendim? Önce onu bir alalım sizden. Şiracı nedir? Efendim önce ben odamın tanıtımını, kuruluşunu söyleyeyim. Öyle peydefi gelelim. Önce odam gidelim efendim. Sonra odan başlayıp süreci... Ama Şiracı olsa kadar... da olmaz daha başkanım. Yani işte oraya geleceğim. Evet, buyurun lütfen. Şiracılar Odası 1971 yılında kurulan bir odadır. Çok güzel.
Yani aşağı yukarı 49 yıldır. Yok başkan, kaç? 71. 71, Evet, 49. 49 yıldır. Yani 48'i bitirdi, Benden 3 49 yaş yıl. büyük efendim, evet. Yani bu arada yaşınızı da söylediniz. Evet. 49 yıldır kurulan bir odadır. Urfa'mızda kurulan ilk odalardan birisidir. Şıracılar ne demektir? Şıracılar bizim şıra pazarı içerisinde satılan, yani bizim esnafımızın 3 tane özetle belirten 3 tane nokta vardır. Biri Şanlıurfa fıstığı. Evet. Bakın başkan bey altını çiziyor ha, Şanlıurfa fıstığı. Sonra Şanlıurfa bir de fıstığı. başka bir fıstık duyarsam üzülürüm, başkan da Yani üzülür. Evet. birincisi bizim asıl mesleğimiz, ticaretimiz Şanlıurfa fıstığı. Evet. Urfa'mızın olması olmazlarından, bizim Urfa'nın değerlerinden, Urfa'nın ekonomisine çok katkı sağlayan bir ürünümüz Urfa fıstığı. Ama şimdi bunu söylerken de şunu al, Türkiye'de en çok Şanlıurfa'da yetiştiği için Oraya önemli. değineceğim. Evet. Hemen yine Urfa'mızın değerlerinden sade yağımız, Urfa sade yağımız Evet. Türkiye'nin hiçbir yerinde yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde yok lezzet olarak. Evet. Örneğin Doğu yağı diyorlar. Doğu yağı bugün diyelim ki 20 liraysa bizim Urfa sade yağı 75-80 lira değerinde. Neden Evet. kaynaklı? Lezzetinden dolayı, Kesinlikle efendim. değerinden dolayı. Üçüncüsü de Urfa peyniri. Özetle bizim esnafımızı belirten 3 tane ürünümüz vardır. Şıra'ya gelince şıra ne demektir? Şıra malumunuz üzümden yapılan, Pekmez, üzümden sucuk, yapılan, evet. sezon 9. 10. ayda yetişen güzel üzümlerden yapılan birincisi kuru üzüm. Ondan sonra pestildir, çekçektir, pekmezdir, sucuktur. Şırapazarın bir diğer ürünlerinde mevsiminde, şıra mevsiminde bunlar da Evet. bizim şırapazarında olan ürünlerimizdir. Çok güzel. Bu şile önen anladık. Evet. Şile pazarını anladık. Peki önce odanıza geldik başkanım. Şimdi odamızda kaç üyemiz var? Kaç kişiden oluşuyoruz? Bu arada ben sizin yönetim kuruluna tanışma şansı buldum. Hepsi birbirinden pırlanta insanlar. Ben Allah buradan razı olsun. mesela sesi güzel bir Murat Çiçek mi vardı? Sesi güzel vardı Doğrudur. diye. İnşallah biz seyrediyoruz Evet, şimdi. birçok arkadaş var. Ben buradan bütün yönetime çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çünkü neden siz, neden biz? Değerli izleyicilerimiz, hani sabah evde oturuyorsunuz ya, kahvaltı yaparken o peynirleri, o yağları yiyorsunuz ya, o yağ peynir oradan geliyor. Öğlen vakti hani yoğurtlu bir yemek yiyorsunuz, yoğurdudur, suyudur, oradan geliyor yoğurtlar vesaire. Akşam yemekten sonra misafirlerinizde işte fıstık, işte çekçek kesme bastık ikram ediyorsunuz. Onlar oradan geliyor. Şire Değil mi pazarından. abi? Onu Tabii söyleyelim. şire O yüzden pazarı yani. hepsi fıstık gibi insanlar efendim. Evet. Allah razı olsun. Sizden de başkanım. Evet. Bizim işte ön plana çıkarmak istediğimiz asıl ürünümüz Urfa Urfa. Başkan önce bir yönetimi bir sayacaktık. Evet. fıstığıdır. Yönetimimiz evet. Yönetimimiz Başkan Vekilimiz Hüseyin Bereket. Hüseyin Bereket. Evet. Evet. Yönetim kurulumuz Yahya Uz, Murat Çiçek, Evet. Mehmet Çiçek, Mehmet Türkioğlu ve Mustafa Öncel Hepsine buradan olur. selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Ben de buradan kendilerine hepsine selamlarımı gönderiyorum. Evet. Yönetimimiz bu şekilde oluşuyor. Bizim Şiracılar ve Kuruyum İşçiler Odası'nın 200'e yakın üyesi vardır. Evet. Bunların bir kısmı süt ve süt ürünleriyle yani sade yağ, peynir mükellefidir, Hı. üyelerimizdir. Geri kalanı da fıstık ticareti yapan esnaflarımızdır. Evet. Bizim burada hep bu programda değineceğim yer Urfa fıstığı, Urfa sade yağı ve Urfa peyniri. Bilhassa Urfa fıstığının biz tanıtımını hiç yapamamışız zamanla. Evet. Aşağı yukarı 3,5-4 yıldır yönetime gelmişiz. Hı. Yönetime geldikten sonra da biz oda olarak, yönetim olarak sağ olsun esnafımızın da desteğini alaraktan Urfa fıstığını biz ne kadar tanıtabiliriz? Evet. Urfa fıstığını hep ön plana çıkarıp gerek ülke içerisinde, yurt içerisinde gerekse de yurt dışına nasıl gönderebiliriz, ihracatı nasıl yapabiliriz? Bunun çabası içerisine girdik. Hı. Şimdi malumunuz 2018 yılında bir televizyon programında da çıkmıştı zaten, onu da belirtmişti. 2018 yılında Türkiye'de yetişen fıstığın 107 bin tonu Şanlıurfa'dan çıkmış. Aşağı yukarı rekolten %60'ına 60, yakını evet. Şanlıurfa'mızdan çıkmış. Evet. Biz 2019 yılına geldiğimiz zaman da 2019 yılında da 30 bin ton. Biz bunu mesela Urfa Antep fıstığı diyorlar. Antep fıstığı 2019 yılında 6 bin ton Urfa'dan eksik rekolte almış. Evet. Keza 2018 yılında 25-30 bin tona yakın Urfa'dan eksik ürün almış. Neden? Evet. Fıstığın ana vatanı Şanlıurfa olduğu için, asıl fıstığın Urfa fıstığı olduğu için. Hı. Ama nasıl olmuş?
zamanında gerek siyasilerimiz gerekse de belki imkanların el vermediği için Urfa fıstığının patentini alamamışız. Evet. Antep patentini aldığı için Antep fıstığı olarak geçiyor, öyle duyurulmuş. Evet. Ama biz Şıracı Odası olarak da Urfa fıstığı olarak nasıl bir patent alabiliriz? Onun çabası içerisindeyiz. Bir iki Evet. yere müracaat ettik. Belki Şanlıurfa Ketenkönek fıstığı olarak geçebilir. Hı. Onun mücadelesi içerisindeyiz ama ne kadar başarılı olur inşallah. Bir bu konuda da siyasilerimizin de desteğini bekliyoruz. Evet. Urfa, sağ Urfa olsunlar efendim. fıstığını ön plana çıkaralım. Çünkü bizim çiftçilerimizin aşağı yukarı birçoğu, bilhassa Karaköprü, Hilvan, Siverek bölgesi, Bozova bölgesi %60-70'i son yıllarda ekilen fıstıkla, yeni fidanlarla beraber diyebilirim ki %90'ı fıstık ağacı oldu. Evet. Biz de bunun değerini bilmemiz lazım. Bunu çiftçilerimize daha yardımcı olmamız lazım. Hükümet olarak Hı. fıstığı daha güzel, kaliteli çıkarıp pazarlamamız için, kendimizi daha güzel tanıtmamız için yani. Evet. Başkanım, şimdi biz bir işe başlarken veya bir iş yerine başvuruda bulunurken gideriz, bir derim selamun aleyküm, ben çalışmak istiyorum. Evet. Der ki önce bir senin kıyafetine, şekline bakalım derler. Şimdi bize programa hakim olma açısından çizgi önce gidip sizin mekanları gezdik biraz. Evet. Şimdi Şiriyeciler çok güzel insanlar, mekanları çok güzel, fakat Allah razı hani olsun. Kimlik derler ya, kimlik. Evet. Şire pazarınızın böyle bir kimlik olarak, bir tabela olarak bir sıkıntısı herhalde yaşanmış. Ya siz bize Doğrudur. O fotoğrafları attınız sevgili Fethi kardeşim. Önce birinci fotoğrafı ekrana getirsin. Şimdi Sayın Başkan bir çalışma yapmış, demiş ki yoldan geçen insanlar, buraya gelmek isteyen dostlarımız eğer bizi merak ederlerse en azından mekanımızın ismini, cismini bir tabela, bir giriş kapısı yapalım. Doğru mu efendim? Doğrudur. Fethi Bey, o birinci tabelayı ekrana getirelim, birinciyi. Evet, Fethi Bey ekrana getirecek. Sayın Aslan Bey Yönetim Kurulu, evet, şu çalışmayı yapmışlar. Demişler ki o yazıları da oradan alalım, yazılarımızı alalım oradan, net görün sonrası. Evet, şöyle bir çalışma yapmışsınız başkanım. Evet, doğrudur. Ben şu şekilde en baştan alayım bu konuyu, evet. Mehmet Bey. Ya da o kenarda dursun, biz de köşelere verebilirsiniz. Evet. Evet başkanım, o ekranda dursun. Mehmet Bey, şu şekilde biz aşağı yukarı 3,5-4 yıldır göreve gelmişiz. Evet. Biz şu an yoldan geçen normal bir Şanlıurfalı hemşerimiz olsun. Hı-hı. Veyahut da dışarıdan gelen bir tane vatandaş, turist, yerli, yabancı. Evet. Şıra pazarı, Şıracı Fıstık Şıra sitesinin nerede olduğunu bilmiyorlar. Doğru söylüyorsunuz. Diyebilirim ki gerek bizim Urfalı hemşerilerimiz %50-60'ı inan yine tanımıyor. Hı-hı. Biz bunun tanıtımını yapmak için artı en azından, bakın siz de geçen bir ziyarete geldiğiniz zaman size de aynı soruyu sormuştum. Ben sorarak geldim oraya, evet. Mehmet Bey nasıl gelebildiniz, burayı bulabildiniz İki, mi? 2-3 kişiye sordum geldim ben. 2-3 kişiye sorup gelmişsiniz. Evet. Biz Büyükşehir Belediyemize de, sonuçta biz Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olduğumuz için hı-hı. sorunlarımızı Büyükşehir Belediyesi'ne iletiyoruz. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Başkan'a da aynı dosyayı hazırladık ki gidip görüşeceğiz. Bazı projelerimiz vardır. Kendisi evet. göreve geldikten sonra da iki defa kendisiyle görüşme imkanımız oldu. Buna da kendisine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Maalesef bir çözüm bulunamadı. Dedik ki 4 tane, daha önce 24 tane Şira Pazarı'nın giriş çıkışı vardı. 24 giriş çıkış. 24 tane giriş çıkışı vardı. Maşallah. Bak, abartısız söyleyip gidip kontrol de edebilirsiniz. Evet. Şira Pazarı'nı ve toptancıları bilen bizim hemşerilerimiz bilir. Biz geçen yıl bazı hırsızlık olayları olduktan sonra bir de seçim arafesiydi. Sağ olsun il başkanımıza müracaat ettik, daire başkanına müracaat ettik. Dedik ki bu 4 tane büyük giriş çıkış kapısı vardı Şire Pazarı'nın. Hı hı. Bunlar kalsın, geri kalan yerleri hırsızlığı önlemek için, esnafımızın mağduriyetini önlemek için dedik ki bu ara yerlerin kapatılmasından rica ettik. Evet. Sağ olsunlar ama ne olduktan sonra bir esnafımızın 80 bin lira civarında fıstığı çalındıktan sonra, bir esnafımızın 20-25 bin lira fıstığı çalındıktan sonra, birinin 50-60 bin lira parası çalındıktan sonra, yani esnafın mağdur olduktan sonra bazı önlemler aldı. Biz burada esnaf olarak bayağı mağdur olduk. Çalınan mallarımızı bulamadık. Maalesef onlara da, esnafımıza da buradan ben malları giden, çalınan esnafımızdan da kusura bakmasın, çaba gösterdik ama bir yere kadar. Evet. Gücümüzü aştı. Biz bunları önledik ama hırsızlık olayları var mı? Var da. Aşağı yukarı %80
O olayı hallettik ama %20 hırsız olayı daha var. Onları önlemek için dedik ki 4 tane giriş çıkış kapımız kalmış. Bunlara kemer yapılıp üzerine biz büyük şehre bağlı olduğumuz için ekranda da göründüğü gibi Şu şekilde bir çalışma şu yapmıştınız size. şekilde bir çalışma yaptık. Dedik ki Büyükşehir Belediyesi'ne Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi altında Şıracı ve Fıstıkçılar sitesi. Bunu mesai saatleri dışında da dedik ki kepenkle, otomatik kepenkle kapatılsın. Örneğin sabah normal zamanlarda virüsten daha önceki günlerde sabah saat 6'da kapılar açılır. Evet. Akşam 6 dedi de mi Kapanır, kapatıyoruz. evet. Şu anki durumumuz kapılar 2 metre yüksekliğindeki demir kapılarla kapatılıyor. Onlar herhangi bir hırsızlığı Yani önleyici bir güvenlik sıkıntısı güvenliği var, yok. evet. Zarf var. Onu önlememiz için de dedik ki bu kemerin altına da otomatik daraba takılırsa Evet. biz mesai saatleri dışında güvenliğimizi almış oluruz. Esnafımız mağdur olmaz. Görüntü olarak da çok güzel bir şey olmuş olur. Aynı zamanda dışarıdan gelecek bir vatandaş için de Şanlıurfa, Şıracı, Fıstıkçılar sitesi nerededir? Tabelası uzaktan da olsa görünmüş olur. Evet. Tanıtım amacıyla da çok güzel bir çalışma olur. Büyükşehir Belediyemizden rica ettik. En son 1,5 ay önceydi. Biz bu çalışma yaptıktan sonra daire başkanımıza ilettik. Evet. Sağ olsun kendileri de etüt projeden çalışma yaptılar. Kendileri de bir çalışma yaptı. Şimdi Fethi Bizim Bey, ikinci fotoğrafı getirelim ekrana ikinci mümkünse. bir Evet. kendileri de Şimdi buna yakın bir şu anki çalışma. Bu resmimizi, bizim Şıracı Odası'nın evet, sizin yapmış olduğu yaptığınızı, ikinci şimdi gelecek, çalışma. evet, bu resmi de Büyükşehir hazırladı efendim, doğru mu? Büyükşehir ne yapmış olduğu budur. Biz ekranda daha yakın alırsa burada. Ona yakın bir şey yani. Evet. Tam alabiliriz Fethi'cim. Randevular iptal edilmeden önce de aşağı yukarı bir ay önce Büyükşehir Belediyesi'nden özel kalemden randevu talep ettik. Dedik ki dosyamızı hazırladık. Esnafımızın sorunlarını ve aynı bu şekildeki projemizde dedik ki biz Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşüp halledelim. Malumunuz bu virüsten dolayı tüm görüşmeler iptal oldu. İnşallah en yakın zamandaki eski günlerimize döneceğimizden eminiz. İnşallah efendim. Eski günlerimize döndükten sonra randevu talep edip sorunlarımızı Büyükşehir Belediye Başkanımıza iletip bu projemizi de kendisiyle görüşüp en yakın zamanda halletmeyi Yani düşünüyoruz. şu anda sizin bir yetkililerimizden ilk isteğiniz İlk isteğimiz budur. şu dört kapımıza tabela asılması, en Tab azından güzel bir şekilde asılması ki insanlar hem kolay bulsun hem de Evet. bir kimliğe bürünsün. Bir de giriş Aynen. çıkışta güvenlik zaafı olmasın. Aynen. Evet. Başkanım, tabii ki sadece fıstık değil ama ağırlık maddemiz fıstık. Şimdi fıstık, sizin de az önce belirttiğiniz üzere Türkiye'deki fıstığın %60'ı Şanlıurfa üretiyor. Aynen. Ve fıstığın kalitelisini üretiyoruz. Aynen. Fakat ne hikmetse hak ettiği değeri almıyoruz. Yani bunun sebebi ne? Bir de siz oda olarak bu konuda ne gibi çalışma yaptınız? Neler planlıyorsunuz? Çalışmalarımız önce 3 yıl önceydi, 4 yıl önceydi. Evet. Fıstığın, Urfa fıstığının tanıtımı için dedik ki bir fıstık festivali yapalım. Evet. Bir reklamımızı yapalım. Fıstığın, Urfa fıstığını tanıtıp bir ön plana çıkarmamız lazım diye bir fıstık festivali yapmayı düşündük. İki tane yönetim olarak iki tane proje hazırlayan firmayla görüştük. Evet. Onlar iki tane dosya hazırladılar bize. Biz en başta dedik ki Büyükşehir Belediye Başkanımızdan dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi Hiç Bey'le evet. görüştük. Kendisi çok olumlu baktı. Ardından merkez ilçe belediye başkanlarımızla dönem Halide Belediye Başkanı Sayın Fevzi Demirkol, Sayın Mehmet Eybiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci olsun, mevcut Karaköprü Belediye Başkanı Sayın Metin Badıl olsun. Dört tane büyük STK, Şanlıurfa'mızın dört tane büyük STK başkanlarıyla Ticaret Borsası, Sanayi Odası, Evet. Odalar Birliği, Ziraat Odası bu tür büyük odalarla da görüştük. Onların da fikrini aldık. En sonda tam ismini şu an unuttum. Valimiz, Mülkiye Amiri Vali ile de görüştük. Evet. Değerli valimiz de olumlu baktılar. İkinci bir görüşme yine Büyükşehir Belediye Başkanı ile yaptık. Dedi ki artık başlayalım. Zaman az kaldı. Tarihi de dedik ki fıstık hasadına. Fıstık hasadı hangi tarihte başlıyor? 8. ayın başında başlar ama 8. ayın başında başlayan toplanan fıstık baklavalık fıstıktır. Evet. 9. ayın 1 ile 10 tarihinde de başlanan hasadına başlanan fıstık da çerezlik, kırmızı fıstık dediğimiz.
O tarihler yani 9. ay 1 ile 10 arasında dedik ki biz bir fıstık festival düzenleriz. Evet. Nihat Çiftçi Başkanımız da kendisi de iki kişiyi görevlendirdi. Ek olarak bizim hazırladığımız dosyalara kendisi de eksik yerleri tespit edip güzel bir tanıtım yapmayı düşünüyorduk. Hatta 2 gün sürmesini planlıyorduk. Birinci gün Balıklı Göl'den kortej yürüyüşü başlayacak. Abidiye kadar. Abidiye'ye kadar gelecek. Tabii o esnada biz Şıracılar Odası olarak da paketleme için dedik ki 2 ton kavrulmuş fıstığı paketleyip tüm kortej yürüyüşünde yoldaki vatandaşlarımıza dağıtıp Urfa fıstığını tanıtalım. İkinci günde büyük Urfa Türkiye'mizin önde gelen sanatçılarından birkaç tanesiyle de görüştük. Dedik ki ikinci günde halka açık olarak güzel bir Şirepazarı içerisinde bir konser düzenleyip fıstığımızı daha bir ön plana çıkaralım. Evet. Tabii bunları anlatırken bir de Sayın Faruk Çelik Bakanlık ilk Şanlıurfa'mızda milletvekili adayı olduğu zaman da odamızı ziyarete geldi. Kendisine o zaman da dedik ki Şanlıurfa'da Türkiye'de üretilen fıstığın işte %55-60'ına yakını Şanlıurfa'dadır. Döndü baktı dedi ki ya o kadar olur mu dedi. Fıstığın ana vatanı dedi ki Gaziantep'tir. Dedik ki bir araştırın. O zaman kendisi de araştırmıştı, sormuştu. İkinci bir görüşme yaptığımız zaman da dönemin başkanı ve yönetimi görüşmüştü o zaman. Görüştüler. Doğrudur dedi. Türkiye'de yetişen fıstığın %60'ı Şanlıurfa'ndır. Evet. Şanlıurfa'da fıstığın ana vatanı Şanlıurfa kendisi de o anda o dönemde tespit etmişti. Ha biz tanıtım olarak geç kalmadık mı? Geç kaldık. Evet. Ama hiçbir şeyden de vazgeçmemişiz inşallah. Tabii biz bunu biraz önce de belirttim. Bizim sadece bir oda olarak bütçemiz, malumuz 200 tane üyemiz var. Evet. Bu 200 tane üyeyle ne kadar bir bütçe oluşur? Çok az, evet. Yani bunun odanın masrafını mı karşılarsın, hizmet mi edersin? Bu Yani konuda zaten tanıtıma mı biz harcarsın? tanıtan mı Evet. harcarsın? Anca bizim topladığımız aidatlar odanın masrafını ya karşılıyor ya karşılamıyor. Ama bunlar ama mesela siz Ankara'daki fuarlara katıldınız, Biz çeşitli mekanlara katıldınız. Bu arada or hem konuşurken ekranlara fotoğraflar da geliyor bu arada. Evet başkanım. Evet. Biz yaptık bazı çalışmalar da yapıyoruz. Kendi Evet. Bütçenizde. bütçemizde Hatta derken cebinizden. yönetimin sağ olsun yönetimde Allah razı olsun kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Beni kırmıyorlar. Evet. Ankara'ya 2 defa gittik. Kendi imkanlarımızla gittik. Yaptığımız bazı etkinlikler var. Kendi yönetimin kendi imkanlarıyla yapılmış bir şey. Odanın Evet. masrafından. Ha Evet. biz dedik ki tanıtım burada siyasilerin bize destek çıkması lazım. Urfa fıstığını sadece tanıtımla da olmuyor. Paketleşmeye, tesisleşmeye gitmesi lazım. Evet. Şu an Şanlıurfa'da aşağı yukarı 25 tane fıstık tesisi var. Bunların 5-6 tanesi tam teşekküllü. Fıstığını götürdüğün zaman kavlatma dediğimiz kavuğunu soyması, çıtlatması, kavurması, ondan sonra dolu boş ayırması vesaire. Tüm işlemleri yapılıp teslim eden 5-6 tane dört dörtlük firmamız var. Evet. Ama geri kalan 20 tane firmamız da sadece tesislerde sadece fıstıklarını götürür, kabuğunu soyar, dolu boşunu ayırdıktan sonra mal sahibine teslim ederler. Bu konuda bizim gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun, gerek milletvekillerimiz olsun, fıstığa sahip çıkıp fıstık ticareti yapan esnafa desteklemeleri lazım. Tüccarların desteklemesi lazım. Gerek yurt Evet. içine gerekse yurt dışına ihracatın önünü açmaları lazım. Paketleşmeye, onu tesisleşmeye gitmemiz de lazım. Biz Evet. biraz da biz kendimiz de öz eleştiri yapmamız lazım yani Evet efendim. esnaf olarak da. Ama bunun yanında en fazla kısacası hükümetimizin destek çıkması lazım. Ben başka bir konuya da değinmek istiyorum burada fırsat bulmuşken. Lütfen buyurun efendim. Hükümetimizin fıstığa destek vermesi lazım. Evet. Nasıl ki pamuğa destekleme varsa fıstığın da desteklenmesi lazım. Belki şu an bizi dinleyen veyahut da seyreden izleyicilerimiz varsa çiftçilerimiz diyebilir ki biz veyahut da vatandaşlar diyebilir ki fıstık desteklemesi var. Fıstık desteklemesi çok cüzi bir mazot desteklemesi gibi bir destekleme alıyor. Evet. O yeterli mi? Değildir. Bugün bir fıstık ağacını dikiyorsun, bakımını yapıyorsun, 10 yıl sonra verimini alabiliyorsun. Doğru.
O 10 yıllık zaman zarfında bu çiftçinin mağdur olmaması lazım. Evet. Bu çiftçinin daha güzel fıstık üretebilmesi için, kaliteli fıstık üretebilmesi için muhakkak ki nasıl Karadeniz'de bir fındık desteklemesi varsa bizim Şanlıurfa çiftçilerinin de desteklenmesi lazım. Fıstık desteklemesi, güzel bir fıstık desteklemesi alması lazım. Belki bugünlerde malumunuz bu krizin içerisindeyiz. Ülke belki şeyler sorun yaşayabilir ama ileriki Siz genel zamanlarda manada söylüyorsunuz bunu. genel Evet. manada ileriki Evet. zamanda muhakkak gerek ben genel olarak söylüyorum desteklemeyi. Evet. Sadece Urfa için değil. Gerek Gaziantep, Nizip, Şanlıurfa'nın fıstığın desteklenmesi lazım. Evet. Kaliteli, güzel fıstığın üretilmesi lazım. Evet. Ben buradan tüm siyasilerimize de sesleniyorum. İki tane kıymetli vekilim var, fıstık bahçesi olan. Bunlardan bir tanesi Kasım Gürpınar milletvekilimiz. Bir de Mehmet Ali Mehmet Ali Cebeli. Hocam fıstık bahçeleri vardı. Ben bundan 3 ay önceydi herhalde. Ankara'da meclisi ziyarete gittiğimde de ben vekilime de iletmiştim. Vekilim fıstığın desteklenmesi lazım. Evet. Kendisi de doğrudur dedi. Desteklenmesi lazım. Daha kaliteli, daha güzel. İşten anlayan iki tane vekilimiz olmasına rağmen biz bu desteklemeyi Başka olan bu alamıyoruz. destekleme diyorsunuz. Şimdi biz fıstığın tanıtımını yapmadık dedik. Fıstığı hak ettiği yere getirmedik dedik. Destekleme almadık. Fıstıkçılar bu konuda çok mesela huzurlu değiller. Mesela bir adam pamuğu eker 6 ay sonra verim alır. İşte buğdayı eker 5 ay sonra alır. Mısırı eker 3 ay sonra alır. Fıstığı eker 10 yıl sonra alıyor. 10 yıl Bu rahat sonra. mutabık. Fakat yani mesela düşünün biz Şanlıurfa olarak her yerde hem diyor kül bırakmıyor. Diyor ki fıstık bizim. Ben buradan Gaziantep'e giderken Nizip'in ortasında böyle fıstık heykeli görebiliyorum. Doğrudur. Yani biz Şanlıurfa'nın bugün herhangi bir yerinde bir fıstık var mı? Şimdi bu konuda ben inşallah bizi Ya, izliyordur en Metin. azından fotoğraf olur, bir maket olur, bir sembol olur. Mesela adam Urfa'ya girerken daha Akabe girişinde, işte Sırın'da, Diyarbakır yolunda böyle çeşitli bölgelerde o fıstığın insanların gözüne sunulması lazım. Biz bunu yapamadık bir türlü ama. Şimdi biz bu konuyu Nihat Başkan zamanında da kendisine ilettik. Evet. Ondan sonra Karaköprü Belediye Başkanımız inşallah bizi izliyordur. Buradan da Tan kendisine Metin Baydilli'ye buradan selamlarımızı selamlarımı gönderelim efendim. iletiyorum. Biz dedik ki oda olarak esnaf olarak dedik ki Metin Başkanım. Şimdi Urfa'ya gelen misafirler nereden geliyor? Hava yoluyla gelse Karaköprü üzerinden. Evet. Karayoluyla gelse yine Karaköprü üzerinden geliyor. Karaköprü'ne otobanı çıktıktan sonra Karaköprü'ye girmeden, Karaköprü merkeze girmeden yolun Evet. üzerinde çok güzel bir fıstık heykelinin yapılması lazım. Ben şunu anlamadım. Niye bir? Yani mesela Şimdi oraya bir tane koy, efendim Akabe'ye koy, Sarın'a koy, Akçakale'ye koy. Başkanım ben en orada, biz şimdi acaba biz az şey istiyoruz ondan mı acaba başkanım? doğrudur. Şu şekilde Evet. bir değil de yani sonuçta dedim ya hava gerek hava yolu gerek karayoluyla şehrin birçok gelen turistin Karaköprü'den girdiği işimiz dedi ki oraya Evet. birinci derece oraya. Evet. Orada çok güzel bir fıstık heykelinin yapılması lazım. Dışarıdan gelen vatandaşların Urfa'da da fıstık olduğunu bilmesi lazım. Bugün bir Evet. tane Gaziantep'in ilçesidir. Girişte bir tane fıstık heykeli. En Evet. azından göze çarpıyor tam yolun üzerinde. Ha insanın aklına hemen geliyor işte biz burası da demek ki bir Fıstık fıstık kenti. Evet. kentidir. Biz Evet. de onu ön plana çıkarmaz dedik ki Karaköprü'nün girişinde ben Metin Başkan'dan 2-3 defa da rica ettim. Kendisi de dönüp bize verdiği cevap da dedi ki o güzergah Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Büyükşehir Belediyesi'nin yapması lazım. Bize izin verirse biz yaparız. Bir daha kendisine rica ettim dedim ki o zaman siz devreye girin. Büyükşehir'e de ikimiz böyle bir şey yapacağız. Bir katkımız olsun. Daha kendisinden haber bekliyorum inşallah olacak. Yani bir de ben Onu şuna yani özür diliyorum başkanıma rica ederim. şimdi. Yani ben buradan bütün ilçe başkanlarıma da buradan hürmetlerimi iletiyorum. Sayın Can Polat, Sayın Kuş, Sayın Baydili ve Sayın Bayık hepsine. Şimdi yani Metin Başkan dese ki ben bu Karaköprü'nün girişine bir tane fıstık heykeli koyacağım. Bir şey yok niye koydu mu diyecek. Yani izin Yani Mehmet alması Can Polat Halil'e gerekiyormuş. sınırına koysa başkanım bak bir şey söyleyeyim. Şimdi biz bir aileyiz. Öyle. Büyükşehir diyelim ki eğer babaysa diğerleri evlat. Aynen. Yani biz burada yani şöyle düşünün mesela biz bir evde yaşıyoruz. Benim olmayacak baba ben bu evin şu yanına çok güzel bir çiçek koydum. Niye koydun benim de orası diyemeyiz Doğru. çünkü burada şey var sanki ya insanlar sanki bir de bu mesela ben çok yaşadım bu temizlik konusunda söyle. Şu yol diyorsun diyor ki o büyük şehir abi. O diyor ilçe evet. Ya arkadaşım biz biriz bir Urfa'yız biz. Sonuçta belediyeler hizmet birimidir. Evet.
büyük şehri, ilçe belediyeleri fark etmez. Vallahi bugün Fatma Şahin'e desen gelir buraya demez ki bu Halil'e gel koyar buraya Fatma Şahin. Yani onu örnek olarak veriyorum abi. Niye biz yapmıyoruz? İnşallah tüm belediye başkanlarımız şimdi bizi izliyordur. Evet. Kendileri de yaparlar. İnşallah yaparlar. Gerek temizlik yönünden gerek diğer. Bugün fıstık heykeli demiştim. Evet. Sadece birincisi Karaköprü'yü örnek göstermiştim. Karaköprü'nün yanında bugün nereden geliyorsun? Örneğin Viranşehir tarafından geliyorsun Mardin işte. Yüzkama, evet. Jandarma olduğu bölgeye yakın o çevrede bir tane yol göbeğinde yine bir tane yaparsın. Bir tane Akçakala tarafına, Ara tarafına geldiğin zaman orada yaparsın. Bir tanesi işte Akabe tarafına şehir girişinde 4 tane giriş. Evet. Ben zamanında Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Bey'e de söylemiş. Dedim ki bir tanesi ben olsam bir tanesini abi diyen orada da yaparım. Evet. Hem de büyük bir tane böyle. Büyük bir tane. Evet. Ve de şu an biz fıstıkçıların olduğu yani bizim şiracıların olduğu yerde hal pazarıyla şira pazarı olan göbekte bir tane güzel fıstık heykeli yaparım. Evet. O itfaiye dönen yani o kavşakta. Evet. Orada da güzel bir fıstık heykeli yaparım. Evet. Gelen vatandaşlar buranın bir fıstık kenti olduğunu bilsinler. Ha tanıtım sadece bununla mı oluyor? Tanıtım sadece bununla oluyor. Bu bir basamaktır. Basamak evet. Bir festivali anlattım. Festival bir basamak. Festivali ben yarıda kalmıştım. Evet. Festivali biz hazırladık dosyalarımızı o zaman. Valiyle de görüştük. İkinci defa Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Bey'le de o zaman görüşmüştük. Kendisi de bir ekip çıkardı, dosya hazırladı. Ama ne yazık ki 15 Temmuz olaylarına takıldık. Dosyalarımız rafa kaldı. Bekledik. İkinci, üçüncü yıl dedik yaparız. Yine kısmet olmadı. Malumunuz Suriye olayları vardı. Biraz karabalık olacağından dolayı ne olur ne olmaz diye tedbir amaçlı iptal edildi. Evet. Bu yıl için düşündük. Bak dosyamız da hazır. Büyükşehir Belediye Başkanı'yla ilk görüşmede kendisinden de rica edeceğim. İnşallah bize destek çıkarsa bizim sadece oda olarak yapacağımız iş değildir. Çünkü bütçesi bayağı yüksek. Ama güzel bir tanıtım amaçlı bir festival yapıyoruz. Bunu sadece bir yıl mı değil. Evet. Sürekli. Her sürekli. Geleneksel yani. Geleneksel hale getireceğiz. Tabii bizim biraz önce de bahsettiğim gibi sadece oda olarak bütçemiz yetmiyor. Buna gerek valilik, gerek büyükşehir belediyesi, gerek merkez ilçe belediyeleri olsun. Ticaret borsası, ticaret borsası, sanayi. ÖSB, evet. Yani bunların hepsinin destek çıkması lazım. Biz 4 yıl önce kaba taslak bir rakam hazırladık. Tahmini bir 600 bin lira civarında bir bütçe gerekiyordu. Evet. Ama aradan 3,5-4 yıl geçti. Şu an artık tahmin edemiyoruz. Ve de inşallah en yakın zamanda bu virüsten kurtuluruz. Hı hı. 2020 yıl içerisinde fıstık hasadıyla beraber bir fıstık festivali yapmayı düşünüyoruz. Tekrarlıyorum, sadece bizim odayla yapacak iş değildir. Başkan kısa bir ara vereceğiz, ara sonra devam edeceğiz. Çünkü hakikaten fıstık bizim için çok önemli. Fıstıkla ilgili bir de Sayın Başkanımın odasının bulunduğu bölgede çok güzel bir aşure festivali dolmuştu. Onu da izleyeceğiz ama kısa bir ara, az sonra birlikteyiz. Amcacığım, kaç tane alayım? Bir tane. Siz dışarıya çıkmayın. Ben size gidip ekmek alıp geleceğim. Tamam. Oy, 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 oy. Sevgili büyüklerim, lütfen sağlığınız için evde kalın. Görüşmek üzere. Anneanneler, babaanneler, dedeler, lütfen bizim için evinizde kalın.
Geleceğimiz için lütfen evde kal Türkiye. Lütfen evde kal Türkiye. Can sıkıntısı solunum sıkıntısından iyidir. Evde kal Türkiye. Anneler, babaanneler, dedeler hem kendi sağlığınız için hem de bizim sağlığımız için evlerinizde kalınız. Koronavirüsü için hiç dışarı çıkmayınız. Hayat eve sar. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Evde kal Urfa. Kal dışarıda mikrop. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Güvende kal Türkiye. Geleceğimiz için lütfen evde kal Türkiye. Lütfen evde kal Türkiye.